Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, sizinle bu son kitabınız üzerine bir sohbet yapmak istedik. Çünkü bu sohbet sonrasında tahmin ediyorum pek çok gencin ve aynı zamanda anne babanın çıkaracağı pek çok değerli ders unsur olacak. Başarıya götüren aile kitabınız, hemen izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Remzi Kitap Evi'nden çıkan bu kitapta hem aslında öğrencilerle ilgili pek çok konu var, hem de anne babalara yönelik pek çok bilgi ve deneyim var paylaştığınız. Şimdi başarıya götüren aile derken önce başarının ne demek olduğunu, başarı tanımının içinin nasıl doldurulması gerektiğini öğrenmek istiyorum. Nedir başarı? Başarıya birçok şeylerde olduğu gibi iki türlü yaklaşılabilir. Bir tanesi el alem ne der? El alemin gözündeki başarıya önem vererek. Ama bir de peki sen ne dersin? Kişinin kendi gözündeki başarı. Bu konuda ben ana babalara konuşma yaptığım zaman diyorum ki değişik kademelerde bu soruyu sürekli sorabilirsiniz. Çünkü yaşamın her ortamında bir sosyal ortam var. El alem ne der? Evet. Bir de benim can dediğim bir mahrem dünya var. Ben ne derim? Can ne der? Onun için bu el alem ne der dediğim şeye yüz diyorum. Sosyal yüzler. Onun için diyorum ki acaba siz yüz başarısı mı istiyorsunuz yoksa can başarısı mı istiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Önce her şeyden önce değişik başarı düzeyleri olduğunun farkında mısınız diye soruyorum. Ders başarısı var, daha kapsamlı okul başarısı var. Çocuk tek tek derslerden mi başarılı olsun yoksa tümünden okul başarısı mı? Kaç kişi okul? Hepsi okul başarısı diyor. Güzel. Okul başarısı var, meslek başarısı var. Okul başarısı meslek başarısının garantisi değil. Çocuğunuz okulundan başarısı olsun, mesleğinden mi başarılı olsun? Meslek başarısı diyorlar. Şimdi meslek başarısı olabilmesi için sadece bilgi yetmiyor. İnsan ilişkileri, kendini geliştirmek, insanı sevmek, mesleğini sevmek, sürekli gelişmek gibi çok önemli bazı özellikler gerekiyor. O zaman diyorum acaba çocuğunuza sırf okul başarısı için ısrarla üzerinde dururken mesleğinde başarılı olması için gereken bazı özellikleri törpülüyor olabilir misiniz acaba? Bunun farkında mısınız? Çalış, çalış, hadi çalış derken insan ilişkilerinde gelişmesini engelliyor olabilir misiniz acaba? Evet. Sonra meslek başarısı var, iş başarısı var. Yani diyorum ki doktor var, doktor var. Bir doktor var, iyi bir doktor. Muayenehanesinde hasta görüyor. Başka bir doktor hastane kurmuş, 80 tane doktor çalıştırıyor. Üretici, paylaşımcı, hangisiyle olmasını istersiniz? İş başarısı diyorlar. Peki iş başarısının temelinde yatan üreticilik, yaratıcılık, paylaşımcılık geliştiriyor musunuz onu çocukta? Yoksa çalış, hadi çalış, nefes dahi alma, çalış derken onu öldürüyor musunuz? O bakımdan hakikaten analar, babalar çoğu kere bunları hiç düşünmemiş. Aile ortamı düşünmemiş. Yani bir anlamda kısa vadeli düşünce çerçevesinde bir yönlendirme var diyebilir miyiz? Evet. Ve bu yönlendirmeyi aslında sistem de destekliyor diyebilir miyiz? Ve öğrenciler, çocuklar da bu ikisi arasında sıkışıp kalıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sorduklarınız bütün sorulara maalesef ben evet diyorum. Ve bu sadece sınav konusunda değil, Türkiye'nin genel bir felsefi sığlığı. Yaşamla ilgili. Kısa süreli ve şimdi ve şurayı düşünme ve bir de yüz baskın olma, canı ihmal etme durumu var. Ondan dolayı ben karınca kararınca fırsat bulduğum zaman ana babalara, öğrencilere iki şeyin üstünde çok duruyorum. Bir, yaşam aslında bir can yolculuğu. Herkes gidecek ama sen kendinle baş başa kalacaksın. Evet, çok güzel. Yaşam aslında bir can yolculuğu. Evet. Evet. Ana babalara da aynı şeyi söylüyorum. Yani benim ülkemde, Türkiye'de mesleğinde başarılı ama mutsuz o kadar çok insan var ki. Sonra bakıyorsun can başka bir şey istemiş ama ana babanın zoruyla
bir yüz mesleği seçmiş. Gönlü başka yerde. Ki aslında gönlü işinde olmayanların başarılı olma ihtimali de çok yüksek değil. Öylesine iş yapıyor, evet, görünüyor olabilirler. Evet, para kazanıyor. İşte ana baba da onun için yönlendirmiş zaten. Evi var ama coşkulu değil. Evet. Hayatını anlamlı görmüyor. Ve gündeki paket sigara içerek, akşamları kafayı çekerek, öfkeli, böyle kime bozulacağım, kime bağıracağım diye bir tavır içerisinde. Sonra netice itibariyle tik tak, tik tak, tik tak. Ve hayat bitiyor. Evet. Geçip gidiyor. Evet. Peki geleneksel toplumlarda bu yüze bakıp tercihleri yapmak daha mı yoğun? Yani toplumun ne diyeceğine bakarak, anne babayı tatmin etmek adına, toplumda bir yer edinmek adına, canımızın ne istediğini düşünme eğilimimiz daha mı düşük acaba? Halk tabiri vardı ya, ceddine rahmet derler. Şimdi ceddine rahmet, aynen böyle. Geleneksel toplumun gayet tabii sağlıklı olmasını sağlayan bazı yönleri var. Ama geleneksel toplumun gelişmesini engelleyen en önemli yönlerden bir tanesi, bireyin bireyselliğini bulmasını engellemesi. Bireyin bireyselliği yüzde değildir, candadır. O nedenle bireyin bir birey olarak yaşamına, bu benim yaşamım diyebilmesini engelleyen, annesi, babası, öğretmeni, eğitimi, komşusu, mahallesi, böyle kaleler gibi sıra 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 dizilmiş vaziyette. Öyle bir toplum oluyor ki diğerlerinden farklı olmak güzel bir şey değil, suç oluyor. Aykırı oluyorsunuz. Evet. Marjinal kalıyorsunuz. Eski köye, evet, yeni adet getirmeyeceksin. Ondan sonra o nereden çıktı be? O ne biçim meslekmiş? Kim olmuş öyle? Mesela benim hayatımda rahmetlik abimin yanında okudum ben. En büyük abim, ben psikolojiye gidince iyi bir öğrenciydim. Tıbba gitmemi istiyordum. Bir öğretmenimin etkisi altında kalarak ben psikoloji seçmek istedim. İnandım psikolojinin benim için, geleceğim için daha şekli olduğuna. Ve abim bunu öğrenince dedi ki, iyi iyi psikolojiye git dedi. Mezun ol, sonra git Galata Köprüsü'nün başında dilen dedi. Ve sonra ben akademik hayata intisap edince, kardeşimiz asistan, akademisyen olacak falan diye mutluluğu ifade etmeye başladı. Bu bence halen çok güçlü olarak devam ediyor. Ve yazık oluyor canlara. Ki sizin örneğinizde de bunu görüyoruz. Hangi unsuru görüyoruz? Maddiyat. Pek çok anne baba ister istemez çocukları öyle bir iş yapsın ki kendini geçindirecek kadar para kazansın. Hatta kimi anneler babalar da iyi para kazansın. Hatta bize de gerekirse baksın şeklinde bir duygu ve düşünceyle hareket ediyorlar. Bir de tabii realite var. Yani okuldaki derslerin dışında, aile ortamının dışında bir de yoğun rekabetin olduğu dışarıda bambaşka bir dünya var. Orada da ayakta durabilmeniz için maddi anlamda özgürlüğe sahip olmanız lazım. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında neler söylemek lazım? Bu çerçeveden bakıldığında dediğimde iyice ısrar ediyorum. Şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi... Çocuğumuzun başarılı olmasını istiyoruz. Amaç bu. Tamam mı? O zaman gelin şu başarıyla ilgili araştırmalar bir bakalım, bilimsel araştırmalar. Binlerce araştırma yapılmış. Baktığınız zaman ortaya bir şey çıkıyor. Hakikaten başarının altında yatan temel parametreler var, faktörler var. Bunun en önemlisi, en önemlisi kendine güven. Ben yapabilirim duygusu. Bilginin etkisi %3 ile %7 arasında değişiyor. Kendine güven %85 ağırlığı var. Şimdi ana babalara diyorum ki ben, alo, çocuğun kendine ben yapabilirim duygusuna dikkat ediyor musunuz? Evet. Şimdi Türkiye'de son 30 yıldır kolları sıvamış, girişim yapmış, şirket kurmuş ve 20 yıldır şirketi ayakta duran insanların bir listesini çıkaralım. Ve teker teker bu insanların üzerinden geçelim. Bir, yüksek tahsilli az bulursunuz. İki, şehirli az bulursunuz. Doğru mu değil mi? Böyle. Şimdi o zaman sormak lazım. Yani
Neden bu kadar çok ısrar ediyorsun? Neyi kazanacak çocuk okulda? Şimdi bazı izleyen öğrenciler bu pazar sınava girmekten vazgeçecekler. Fakat kendilerine güvenlerinin kaynağını bulmaları lazım temel itibariyle. Yani bu kendine güven hadisesi küçükten beri gelişir. Şimdi iki aile tipi var. Bir tanesi yüze çok önem veriyor. Şimdi çocuk gelişirken kendine güvenini geliştirmek için ne yapar biliyor musunuz? Yemekten sonra tabağı taşımak ister. Anne ben taşıyayım der. Annesi der ki kırarsın, dokunma. Kırarsın. Çocuk için değil bu. Ama çocuk kendine güvenmek istiyor. Onun için annesinin kendisine güvenmesini istiyor. Evet. Onun için kırmam anne diyor. Kırmam. Hayır kırarsın. Anne kırmam. Kırarsın ben de senin kafanı kırarım. Dokunma. Bu anne baba kötü değil. Sadece bilmiyor, cahil. İnsana güvenmesini bilmiyor. Ve sonradan bu çocuk büyüdüğü zaman kucak dolusu para döküyorlar. Özel okullar, dershaneler, özel dersler. Yani her yıl 15 milyar, 20 milyar para harcıyorlar. Lise sona kadar o kadar para harcıyorlar ki ben ana babaya diyorum ki züccaciye dükkanı açardınız o parayla. Değil bir tabak kırdırmak. Ama o bir tabak işte o %85 faktörü güme götürüyor. Evet. 4 tane köfte koyuyor çocuğun önüne. Ye. Çocuk 2 tanesini yiyor. Doydum anne diyor. Hayır doymadın. Şu lafı duyuyor musun? Hayır doymadın diyor. Çocuğa dediği şu. Yani alttaki açarsan sen duyup doymadığını bile bilemezsin. Bilemezsin diyor. Ondan sonra bu çocuk hayatının direksiyonunda başarıya doğru gidecek. Yani mümkün mü? Şimdi öbür taraftan mesela ben kırsal bölgede yetiştim. 11 çocuklu bir ailenin 11 numaralı çocuğuyum. Oturduğumuz zaman bazen 18 kişi vardı sofrada. Yengemler, yeğenlerim falan. Bir tabaktan 6 kişi yerdik. Sahan derdik. Ondan sonra aç kalktığım zaman anneme dedim ki anne ben doymadım. E oğlum derdi. Tok kalkmasını öğren. Sofradan tok kalkmasını öğren. Başka yiyecek yok. Sonra birkaç kere söyleyince dedi ki bak abin seni konuşturuyor dikkat et dedi. Annemin söylediği şuydu. Aç kalkmak, tok kalkmak senin sorumluluğun. Evet. Bu çok önemli. Bizim işte eşeğimiz vardı, ineğimiz vardı, keçimiz vardı, tavuklarımız vardı. Yavaş yavaş sorumluluk öğrendik. Yemlemek, eşeğe sulamak. Bütün bunlar sorumluluk hadisesi. Ve emin olun Türkiye'de büyük iş kurmuş, başarmış insanların hayatına girin. Mutlaka yaşamın zorluklarıyla mücadele etmiş ve kendi hayatından sorumluluk almasını öğrenmiş insanlardır. Bu çok önemli bir tespit aslında. Evet. Şimdi bugün özellikle belirttiğiniz gibi iyi eğitim almış anne babaların ve şehirli ailelerin çocuklarının çok steril bir ortamda yetiştiğini, aslında sokak kültüründen uzak olduğunu, zorluklar konusunda son derece cahil olduklarını, deneyimlemediklerini ve kendi başlarına sorumluluk taşımalarına müsaade edilmediğini ama öte yandan işte en iyi oyuncakların alındığını, her türlü işte tatil planlarının yapıldığını ve hep ileriye dönük anne babanın kendisiyle ilgili planlar yapıldığını gördüğümüz bir gençlikten bahsediyoruz. Evet. Ama o çocuk tek başına kaldığında yani ailesinin varlığının olmadığı bir ortamda bırakıldığında acaba ne kadar varlık gösterebilir sorusu da maalesef gündeme geliyor. Gündeme geliyor ve unutmayalım ki toplum olarak biz mecburuz kaybetmeye eğer böyle giderse. Ama anne babalarda şöyle bir düşünce de var. Ben yapamadım, o evet. yapsın. Ben çektim, çocuğum çekmesin. Benim hiç oyuncağım olmadı, onun için çocuğumun istediği her oyuncağı alıyorum. Evet. Bu ne kadar doğru? Yanlış model. Yani çocuğu algılamada yanlış model, eğitimle ilgili yanlış model, yaşamın özü ve mutlulukla ilgili yanlış model içerisinde yetişiyoruz. Hep yüz baskın. Onun için bizim önem vereceğimiz şey bu bir can yolculuğudur. Benim çocuğumun canı ne alemde? Can cana bir iletişim kurayım demeyi bilmemiz lazım. Şimdi Sedef Hanım, siz çocukların oyunlarını seyrettiğinizde görürsünüz. Coşku var. Müthiş bir şevk var. Ve emin olun öğreniyorlar. Neyi öğreniyorlar? Yaşama hazırlanıyorlar. Memelilerin de bu küçüklerini seyrettiğiniz zaman oyun esnasında yaşama hazırlanır. Sinir sistemimiz böyle verilmiş. Ondan dolayı dostum Erol Erduran bir şey söyledi, bir tespitte bulundu. Doğan Bey dedi galiba dedi herkes dedi öğrenmeyi seviyor ama öğretilmekten nefret ediyor dedi. Ve onun üzerine düşündüm ben. Ay ne kadar doğru. Evet. Ve o
içerisinde çocuk öğreniyor. Ve bunu çok önemli bir fark olarak görüyorum. Eğitim felsefesinde temelinde bu olmalı. Çocuk hiçbir zaman öğrenmekten kaçmaz. Öğretilmekten de nefret eder. Şimdi köy çocuğunun avantajı burada. Bir öğrenme ortamı var. Herkes o kadar meşgul ki yaşamla, yaşamdan yaratılmamış durumda ve yaşam öğretmeni. Onun için ha diyor öğreniyor. Keşfediyor. Keşfediyor ve öğrendiği zaman da o kendisinin olmuş oluyor. Ve doğal olarak zihinsel bilgi değil, varoluşuna geçmiş bir bilgi oluyor. Hemen uygulayabiliyor. Yaşamla dans etmesini öğrenebiliyor. Onun için bizim toplum olarak insan nedir? Yüz can arasındaki fark nedir? İnsanın mutluluğu nereden geçer? Ve anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşamın temelleri nedir konusunda aydınlanmamız lazım. Evet. Şimdi malum pek çok genç ciddi bir stres altında. Zamanda çok azaldı, geri sayım başladı ve pazar günü yüz binlerce genç ÖSS sınavına girecek tıpkı her sene olduğu gibi. Şimdi bu stresin, bu bir anlamda kimilerinde de panik havasının sonuçları ne olur? Yani görece adrenalin ve stres daha dikkatli olmalarını sağlayabilir mi? Yoksa aşırı stres ve panik havası ciddi anlamda başarısızlığa mı götürebilir? Bunu nasıl dengeleyebilir gençler? Ve böyle bir stres altında beyin nasıl çalışır? Kitapta bunu bayağı ele alıyorum, inceliyorum ve verdiğim seminerlerde de örnekle göstermeye çalışıyorum. Önce başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum. Lütfen. Ben kaldırımda yürüyordum. Karşımda iki bayan geliyordu. Bir tanesi güzelce bir bayan. Gözüm takıldı. Güzele bakmak sevaptır diye. Ve o da bana baktı ve beni tanıdı. Aa dedi. Doğan Cüceloğlu. Evet dedi. Ay dedi ben sizin hayranınızım dedi. Kitaplarınızı okudum, televizyon programını seyrediyorum. Ay sizi öpebilir miyim dedi. O da sevaptır dedim. Ve uzattım yanağımı. Bir yandan öptü. Sizin adınız ne dedim. Şöyle bir durum oldu Seda Hanım. Böyle baktı. Ay adımı unuttum dedi. Adını söyleyemedi kız. Ve yandakine sordu. Ay söylenmesi benim adım neydi? O da abartıyorsun diye şey yaptı. Şimdi bu normal bir insan. İnsan beyninin çalışışı odur ki kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki tane belleğimiz var. Yani buradan da şu mesajı verdiniz seni. Ben kadınlarda bu kadar heyecan duygusu uyandıran bir erkeğim mesajını da alt katmanda verdiniz. Hepsinde değil, sadece güzellerde. Şimdi kısa süreli bellek çok kapasitesi az olan ama süratle çalışan 7 bitlik bir kapasitesi var ortalama. Ve 2 ile 400 milisaniye içerisinde dışarıdan gelen uyarıcıyı alır süreçler uzun süreli belleğe aktarır. Uzun süreli belleğin kapasitesi çok büyük. Şimdi kaygılandığınız zaman kısa süreli bellek bir miktar kapasitesini kaygıya verir. Diyelim 2 bitlik. Kaygı stresi getirir. Stres kan damarlarını büzüştürür. Beyine giden oksijen %35, %40 azalır. 2 bit de oradan gider. Panik o da gider. Şimdi onun için kaygı, stres, panik olduğu zaman zaten küçük olan kısa süreli belleğin kapasitesi iyice küçülür. Yani bir fincan yerine bir çay kaşığı düşünün. Öyle bir noktaya gelir. Ondan dolayı çocuk 3 saatte çözebileceği sorular listesine 11 saat ihtiyacı olur. Ve görürsünüz kaygı, stres, panik işte ailelerin en büyük kötülüğü çocuklara kaygı, stres, panik yüklemelerinde oluyor. Farkında değiller. Sanırlar ki biraz kaygı yükletirse, korkuturlarsa daha çok çocuk dikkat edecek. Evet. Tam aksine. Onun için buradan söylüyorum ve sürekli söylüyorum. Başarının sırrı kısa süreli bellekten geçer. Onun kapasitesini tam kullanabilmekten geçer. Ne kadar sakinseniz, ne kadar hoş bir duygu içindeyseniz o kadar başarı potansiyeliniz artar. Ne kadar kaygınız artarsa, ne kadar korkunuz, paniğiniz artarsa o kadar başarı potansiyelinizden uzaklaşırsınız. Ana babalar çocukların başarılarını kaygı yükleyerek, korkutarak
köstekliyorlar. Aslında kendi streslerini bir anlamda çocukların üzerine yansıtmış oluyorlar bu şekilde. Peki bu noktada bunu dengelemek mümkün mü? Ve nasıl mümkün olabilir? Benim önerim 3 tane bilinç çok önemli. 1. Sınava girdiği zaman çocuk şunu bilmeli ki bu okul başarısıyla ilgili bir yolculuk ve başarının kendisi çok daha kapsamlı. Evet. Ondan dolayı içi rahat etsin. Sadece okul başarısıyla ilgili bir sınava giriyor. 2. Sonuç vurgulu olursanız eğer kaygı, stres, panikten kurtulamazsınız. Acaba alacak mıyım, alacak mıyım? Annem ne diyecek? Ya üniversiteyi kazanamazsam ne olacak? Bakkala ne diyeceğim? Ay pirinci de içmemiştim, okumuşlardır. Bu sonuç vurgulu. Süreç vurgulu olmak lazım. 2 tane şeye dikkat edeceksin. Elinden gelen en iyisini yapacağım. Yaparken de coşkuyla yapacağım. Zaten 2 tane şey var elimde. Evet. Korkudan gebersem de... Bilmem ne de olsa elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yaparken de coşkuyla yapacağım. Derin bir nefes alacağım. Haydi ya Allah. Böyle. İkincisi bu. Üçüncüsü de bu yolculuk yaşam boyu devam edecek bir yolculuk. Onun için ben canım nerede yolculuğunu, yani yaşamın direksiyonunda benim kendimin olması bilincini hep devam ettireceğim. Böyle bir bilinç içerisinde olacağım. Bu üç şeyin farkına vardığı zaman korku gelecek. O zaman diyecek ki, işte bunu savaşçı kitabında biraz alıyorum. Savaşçı tutumu içerisinde. Merhaba korku, nereden geldiğini biliyorum. Sen lütfen oraya git. Benim yapacağım iki şey var. Elimden gelen en iyisini yapmak, coşkuyla yapmak. Sonra seninle konuşuruz. Bu şekilde bir tavır içerisinde olmak, insanın bilinci müthiş güçlü bir süreç. İnsan bilinciyle neleri yenmemiştir ki? Korkusunu da yenebilir, kaygısını da yenebilir. Ama bu irade ve bu güce, bu özgüvene sahip olabilmesi için gençlerin kendilerini tanıması lazım. Evet. Maalesef siz de öğrencilerinizde belki bunu teşhis ediyor olabilirsiniz. Ben kendi öğrencilerimde görüyorum. Çoğu aslında kendilerini tanımamış. O güne kadar ki bunlar üniversite öğrencileri. Çünkü kendi iç seslerini hiç dinlememişler. Annelerini, babalarını dinlemişler, arkadaşlarını dinlemişler, öğretmenlerini dinlemişler. Ama kendi iç seslerini hiç dinlememişler. Dolayısıyla aslında kendilerini tanımıyorlar. Ne istediklerini bilmiyorlar. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kendinizi nerede, nasıl hayal edebiliyorsunuz diye bir düşünün. İlk ev ödeviniz bu olsun dediğimde o ödevi yapamıyorlar. Bunu nasıl aşmak mümkün? 1. Önce farkına varacağız bunun böyle olduğunun. Burada dinleyen ana babalar ve umarım gençler bunun böyle olduğunun farkında olmaları lazım. Yaşamdan yalıtılmış bir kişi olarak yaşamda başarılı olmak mümkün değil. Yaşamdan yalıtılmış olduğunun farkına varıp önce merhaba yaşam diyebilecek olanakları yaratmak lazım. İkincisi de hakikaten benim özüm, benim canım nerede, nereye saklanmışsa, nereye o kilitlenmişse, hangi sandıktaysa çıkarıp ona bir merhaba demek ve onu geliştirmeye önem vermek lazım. Ben üniversite sınavına girecek öğrencilere diyorum ki, sizin başarınız bilgide değil, sizin varoluşunuzda. O nedenle kendi gelişiminize en az 15 dakika, her gün mutlaka 15 dakika ayırın. Mutlaka diyorum. Yani farklı okumalar yapın, tiyatroya gidin, sinemaya gidin, arkadaşlarınızla görüşün. Evet ve bunlar üzerinde düşünün. 15 dakika kendi başınıza düşünüp notlar alın. İleride başarınız sizin varoluşunuzdan gelecektir. Yarın sınava girecek bile olsanız kendi varoluşunuza, gelişiminize mutlaka 15 dakika ayırmayı ihmal etmeyin diyorum. Hı. Bu zaten dengeyi tutuyor o zaman. Nerede önemsizlenmez hadisesini. Ve bu bana bir öyküyü hatırlattı. Ortaokul 2'de işte hayalinizi yazın diye öğretmen şey vermiş, ödev vermiş. Herkes yazmış. Bir tanesi çok kaptırmış ve krokiler çizmiş. İşte yarış atı çiftliği kuracak ve getirmiş. Öğretmen 40 not vermiş. Çok hayalcisin.
gerçekçi değilsin, sen bir seyisin, çocuğusun. Bu çok para ister. Hiç düşündün mü? Biraz gerçekçi ol. Sana bir fırsat veriyorum. Yeniden yaz demiş. Ay ne korkunç. Hafta sonu çocuk götürmüş. Babasına sormuş. Babası demiş oğlum buna sen karar verirsin. Baba notu düzeltebilirim. Ne yapayım diye. Babası demiş ki oğlum buna sen karar verebilirsin. Tabii buradan da anlıyorsun ki bu Türkiye'de olmuyor. Başka bir ülkede evet, oluyor. Baba çünkü öyle demez bizde. Evet. Hemen git onu düzelt der. Evet. Şimdi çocuk geliyor pazartesi günü. Ufak bir not yazmış. Sınav kağıdını geri veriyor. Diyor ki hocam not sizde kalsın. Hayallerim bende kalsın. Ve bu gerçek bir öykü. Ve derbi yarışlarında kullanılan atların yetiştirildiği çiftliğin sahibi. Ve bu sınav şeyi, bu ödevi de çerçeveletmiş, şöminesinin üstüne asmış vaziyette. Müthiş bir örnek. Can müthiş güçlü. Ne istediğini bilir ve inanırsa müthiş güçlü. Ve Türkiye emin ol bunlarla dolu. Yeter ki bizim onları araştırmamız, bulmamız lazım. Yani bu bakkal olabilir, bu şirket sahibi olabilir, bu doktor olabilir. Zorluklarla mücadele etmiş, kendini yaratmış çok insanımız var. Bunların öykülerini yakalamalıyız. Çok insanımız var, bu öyküler de var bu topraklarda ama gençler ne kadar bunun farkında? Son olarak o noktaya da değinmenizi istiyorum. Toplum olarak ve tabii burada medyanın da çok önemli bir rolü var. Ortaya koyduğumuz rol modelleri neler? Ve gençlerin bu rol modellerinden esinlenmeleri, onlara özenmeleri ne gibi sonuçlar veriyor bu toplumda? Kimleri örnek alıyorlar? Evet, baskın model değerler bilincine erişmiş, kendine saygısı olan ve kendi gözüne hesap veren insan modeli değil. Beni beğendiler mi? El alem ne der? Modeli ve ondan dolayı hep dışarıya dönük, içi kof, dışı yaldızlı insanların modeli. Ve aile bunu dengeleyecek yer olması lazım, mekan olması lazım. Onun için ben çocukla mutlaka sohbet içinde, gerçekçi, can cana bir sohbet içinde olunması lazım diyorum ailede. Aksi halde ailedeki boşluk, dışarıdaki bu baskı, yani kof, yaldızlı modeller o tarafa doğru gidiyor. Çünkü evet, o da bir şey olmak istiyor, birisi olmak yani istiyor. Sadece para getireceğine inanılan popçular ve futbolcuların, topçuların ve popçuların olmadığı aslında yazarların, çizerlerin, şairlerin, mimarların, doktorların, bilim insanlarının örneklendiği, onların rol modeli olarak kabul edildiği bir toplum olması lazım herhalde gençlere evet, biraz el uzatabilmek için. Evet, yüz öykülerinin yanı sıra can öykülerinin evet, de yer alması lazım bu medyada diye düşünüyorum. Evet. Bir arkadaşım kediyi ezmemek için durmuş bir delikanlı, trafik durmuş vaziyette, alıyor kedi yavrusunu büzüşmüş yolda, götürüp şuraya koyuyor. Diyor ki bayan arkadaşım, gidip o çocuğu öpmek içimden geldi diyor. Müthiş, benim kahramanım da o sırada o. Bu bir öykü, bunun hakikaten bilinmesi lazım. Bir kediye merhaba diyebilmek, bir kuşun yavrusunu kedilerden kurtarıp bir yere koyabilmek. Bunlar, bu öyküler de yer alıyor şu anda. Çok önemli. Belki de en temelde insan olabilmek işte. Tabii. Hı. Ve o can kavramı bizim aşina olmadığımız bir kavram değil. Yani 11. 12. 13. asırda bizim medeniyetimiz bunun üzerine dönüyordu. Ve benim analığım, annem öldükten sonra rahmetlik, ben bir kuşu vurmaya çalışıyordum. Yörük kadını, okuma yazması yok, giyinişi konuştu falan. Vurma oğlum dedi. Ben de ne var dedim, Silifke tabiriyle. Güp küçük kuş, banlak gibi dedim. Bana verdi cevap oldu. Yavrum dedi. Canın büyüğü küçüğü olur mu? Allah her birine bir can vermiş, vurma yavrum dedi. Evet. Sayın Doğan Cüceloğlu, çok teşekkür ediyorum. Son derece keyifli ve aydınlatıcı bir sohbet oldu. Bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimiz için. Başarıya Götüren Aile kitabınız Remzi Kitap Evi'nden herkesin okumasını
hem anne babaların hem gençlerin okumasını tavsiye ediyoruz. Ve size de çok teşekkür ediyoruz. Hem bu keyifli sohbet için, hem öğrencilere yönelik verdiğiniz seminerler için, hem de 10. kitabınızda yine bizlerle son derece insani unsurları ve kendi tecrübelerinizi ve izlenimlerinizi paylaştığınız için. Senefciğim, ben de zevk aldım. Çok can cana bir konuşmaydı. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.